Merhaba arkadaşlar, Pestsevenler Bikanı'na hoş geldiniz. Rastgele bir takımın dizilişiyle maç oynadığımız serimizin yeni bir bölümündeyiz. Biz bu serimizde fazla seçilmeyen, nadir seçilen takımlardan birisini seçerek onun o anki dizilişiyle maça çıkıyoruz. Bundan önce bu serimizle alakalı 4 maç oynamıştık. İlk maçımızda bir kulüp takımı seçtik ama sonraki 3 takım milli takımdı. Bu sefer bir kulüp takımı seçelim istiyorum. Şu anki takımımız Manchester United'tı. Bir tıklayalım. Gitmediğimiz kıtalara gidelim. Güney Amerika var, Kuzey ve Orta Amerika var. Daha önce Asya'ya gitmiştik. Japon 2. liginden galiba bir takım seçmiştik. Kuzey ve Orta Amerika'ya gidecek olsak, burada tercihlerimiz bunlar. USL Championship var, Amerikan Ligi var. Amerikan Ligi'ne baksak, buradaki takımlar bunlar. Aşağı doğru indiğimizde dikkatimizi çeken bir takım da olabilir. Farklı, çok adını bilmediğimiz bir takım da seçebiliriz aslında. Colorado'yu seçsek mi? Aslında Colorado BB, yani BB artık nasıl telaffuz ediliyorsa, Colorado benim dikkatimi çekti. Yukarıda New York City B var. O da Manchester City'nin takımı. City grubun sahip olduğu takımlardan bir tanesi. Manchester City'nin başkanı dünyanın birçok farklı yerinde kulüpler satın alıyor ve sonuna City ismini koyuyorlar. Onların böyle büyük bir projesi var. New York City'de onlardan birisi de benim gözüm Colorado'da kaldı. Colorado'yu seçelim. Bakalım ne tür bir dizilişi varmış. Tıkladık. Takımımızın adı da Colorado oldu. Oyun planımıza geldik. Takımımızın logosu değişti. Colorado takımının logosu. Menajerimize tıklıyoruz. Dizilişi değiştir dedik. Varsayılan dediğimizde Colorado takımının dizilişine geçeceğiz. Bildiğimiz bir dizilişe mi sahip yoksa farklı bir diziliş mi? Hemen çarpıya basalım. Ha, aslında evet, bildiğimiz dizilişlerden birisini kullanıyor. Kanatlı diziliş, 4-2-3-1 dizilişi. Bu dizilişe göre kadroyu birazcık düzenlesek, Son'u sol kanatta oynatabiliriz. Mbappe sağ kanatta da oynar. Sağ kanatta oynayacak elimizde futbolcular da yer almakta. Muhammed Salah'ı sağ kanatta kullansak 91 gibi bir değere sahip. Ana pozisyonlarından biri değil ama yedeklerde kalsın. Biz oraya hatta Mbappe'yi çekelim. Yedeklerde de hangi isimlerimiz var? Bu isimler. Neymar'ı kanatta oynattığımızda Neymar da kanatta etkili oynayabilmekte. Sağ kanatta seviye düşüyor. Sonu sağ kanatta oynatabilir miyiz? Çok kötü. Değer bayağı bir düştü. En iyisi Mbappe ile oradan hücum edebiliriz. Hücum gücü çok yüksek bir futbolcu. Solda da Son'la başlayalım. Neymar bizim diğer hamlelerimizde olur. Neymar'ı çünkü ofansif orta sahada da kullanabiliriz. Online hızlı maç bölümünde oynayalım. Burada efsanevilerin sözleşmesi bitse de kullanabiliyoruz. Aslında biz de kadroya efsane bir futbolcu dahil edebiliriz. Burada benim elimde sözleşmesi biten futbolcular vardı. Aslında bunları da dahil edebiliriz. Örneğin Messi'yi epeydir kullanmıyorum. Messi'yi kullanalım. Burada defansif orta sahamız kim? Kevin De Bruyne'yi çıkaralım. Messi, Neymar'ın olduğu yere alabiliriz. Hatta yedeklerde birçok efsane bir futbolcumuz var. Uzun süredir de kendini kullanmıyorduk. Bu vesileyle de kullanabiliriz. Eğer takım oyun tarzı sıkıntılı değilse David Beckham'ı da alalım. Onun dışında Roberto Carlos'umuz var. Uzun süredir kullanmıyorduk. Neymar'ın oyun tarzı benim bu dizilişime uygun değil. Puyol falan var. Onları da alalım. Kadroda bir değişiklik yapalım. Uzun süredir kullanmadığımız isimleri yerleştirelim. Cruyff'u da yedeklere alalım. Burada sağ açık Muhammed Salah'la değiştirdik. Onun dışında baktığımızda stoper Maldini'miz de var. Yedeklere onu alalım. Bek'te de kullanabiliriz. Ronaldo var. Ronaldo'suz da olmaz. Ben Ronaldo'yu da kadroya alayım. Hatta Lewandowski'nin yerine onu çekelim. Ronaldo Messi'li bir kadroyla online maça geçelim. Colorado'nun rakibi geldi, Galatasaray. Abbas Ali Aras isminde bir rakibimiz var. Takım gücünü göremedim. Bizim 2600'ün üzerindeydi. Form durumuna baktık, normal. Cruyff'un formu çok iyi gelmiş. Böyle başlayalım. Neuer'i bir değiştirelim ama. Maldini falan değil. Devre arasında hamleler yapabiliriz. Rakip de 4-2-1-3 dizilimiyle geliyor. Yedeklerinde bu isimleri yer almakta. Kenar futbolcuları güzel. Vinicius Junior'ı var yedeklerde. Ansu Fati ile başlıyor. Maça rakibimiz Galatasaray Mbappe ile başladı. Pareo, Mbappe, Zico, Roberto Carlos. Uzun süre sonra Roberto Carlos'la oynuyoruz. Carlos indirdi, Kante. Oyun yönünü değiştirelim. Orada David Beckham'ın önünde büyük bir boşluk var. Beckham'ize verelim. Çok iyi pas. Cancelo'yla geliyoruz. İçeriye de iki tane adamımız girdi. Cancelo'nun ortası. Lionel Messi'nin kafası. Son. Çek sağ. Son yerde. Korner. Faulde çıkmazdı bundan.
Burada kafa vuruşu sürpriz isim Messi'den geldi. Top Ronaldo'ya gitmedi. Kornerimiz. Korneri ayarlamadık. Aslında Roberto Carlos'un kornerleri çok iyi ama Cancelo ile kullanalım. Cancelo'nun ortası. Bir kafa düşen top orada bize çarptı. Şimdi rakip için hızlı çıkma şansı. Artık biz bu Mbappe'ye yetişemeyiz. Kalecimizi çıkaralım. Mbappe kaleciyle karşı karşıya. Bir takıldı makıldı da kalecimiz orada kurtardı. Top yine rakipte Messi. Messi ile döndük verdik pasımızı. Ronaldo'nun koşusunu havadan ama Ronaldo'ya gitmedi. Patrick Vieira şimdi Ronaldo'ya doğru pas. Ronaldo ile ceza sahası dışından şutumuz kaleci son anda. David Beckham çıkmadan yetişir. Keşke yetişmeseydi. En azından taç kullanacaktık. Davis iyi geldi rakip. Çoğaldı. Ceza sahası dışından. Dudak uçuklatan şutu kalecimiz. Roberto Carlos çıkmadan verdi. Son ver pası veremedi. Zeki Çelik. Rakipte milli futbolcumuz var. Roberto Carlos nasıl onu uzattı? Messi'nin pası. Pedri girdi orada araya. Roberto Carlos nasıl başladı maça? Çok hırslı. Kante sağ bekimiz. Şimdi Kante'nin koşusuna doğru çok güzel bir koşu. Geçti mi Kante geçti. Arka direğe doğru orta yapsak. Orada bomboş son. Kafası yanağlarda. Orta güzel olmadı. Çok çizgiye doğru orta yaptı. Zor açıdan vurduk. Keşke içeriye çevirseydik. İçeride hemen önünde iki tane adamımız vardı. Ronaldo ve Messi kaleye doğru ok gibi koşuyor. Savunma arkasına. Cancelo mu? Neuer ne yaptın? Neuer yaktın bizi Neuer. Rakip geçmezse izleyelim şu golü. Ben orada pasa basmıştım. Cancelo ile döndük. Allah aşkına ne yaptı bu ya? Ayağıyla vurmaz, eliyle vurmaz. Bizim oyuncumuzdan gelen topu kurtarmaya mı çalıştı bu? Ben anlam veremedim. Cidden anlam veremedim. Şike desen, yani böyle de bariz şike yapılmaz ki. Şike yapmış gibi bir şey oldu. Yalandan yere topumu kurtarıyorum diyeceğim, o da yok. Yedirdi bize golü. Neuer yapıyor zaman zaman. Roberto Carlos'un koşusu var. Roberto Carlos'tan ben sert bir orta bekliyorum. Roberto Carlos'un ortası. Gelmedi kafa. Messi zıpladı kaç kişinin arasından. Carlos'un bir daha ortası. Oralar karıştı. Pedri. Aşağıda boşluk mu var acaba? Evet. O kadar Carlos'u orta yaptık. Mbappe. Mbappe kaleciyle karşı karşıya. Bunu kurtar. Yani bunu zaten kapattığın açıdan vurdu. O yedirdiği golü unutmayacağım. Herhalde tarih boyunca unutmayacağım gollerden biri olabilir. Bir oyun hatasıyla galiba golü yedik. Topun başında Dani Parejo. Yani kaleye yollasam bizimki alabilir. Hiç güven vermiyor şu an. Lionel Messi. Kapatalım orayı. Patrick Vieira. Koşu yapan isim. Cristiano Ronaldo. Pası oraya veremedi. Çok tehlikeli. Burada da maç bitirilmez. Öyle bir yerde topu kaybetti ki 4 tane şutumuz var. Rakibin de 4 şutu var. Görebilir boşluğu. Gördü. Lionel Messi. Pas çok kötü. Çıkmadan çevirdi. Mbappe'nin kafası. Nasıl gol olmadı bu? Ben gol oldu. Ağlara çarptı da top öteki ortaya doğru geliyor zannettim. Kalecimizin hiçbir müdahalesi yok gibi. Eğer bu maçı çevirirsek kırılma anı burası olabilir. Mbappe ile kaçırılan bu gol. Sonu da çok yoracağız. Fazla koşturmayalım. Lionel Messi iyi pas verdi. Zico ile şutu. İyi bir kurtarış geldi. Yani yediği golden sonra kaleci topladı kendini. Cruyff. Aşağı doğru pas versek. Neymar. Tekrardan Neymar'a doğru geçti. Haaland'ın önüne doğru. Tekrardan Neymar. Orta yapsak. Neymar'ın ortası. Son yine zor açıda vurdu. İsabeti sağlayamadı. En sağlamı kaleciye dönmek. Hayır, bu kaleciye dönmek değil şu aralar. Bu maçı iyi çıkaramıyor. Bir an kaleciye dönünce korktum.
Orada bir koşu Kante. Kante yoruldun galiba. Orada kazandık. Kante'den harika bir top kazanma. Ortası. Gelir mi bir kafa geldi. Haaland. Klasik Haaland golü geldi. Rakibini ezdi. İyi yükseldi. Aslında ayağıyla da vurabilirdi. Normalde Haaland o topu ayak bile uzatabiliyor. Normal bir insanın uzatamayacağı yükseklere bile ayağını çıkarabilmekte. Haaland'ın attığı golle bir birlik eşitliği sağladık. Basalım orada. Roberto Carlos aldı. Roberto Carlos da dudak uçuklatan şutumuz. Savunmaya çarptı. Baskı sonuç verir mi? Neymar döndü vurdu kaleci. Son anlarda gole çok yaklaştık. Ve maç 1-1 bitti. Colorado Galatasaray karşısında bir birlik eşitlikle ayrılıyor sahadan. Oyuncu derecelerinde de rakip kaleci Courtois 7 derece almış. Ansu Fati 7. Maçın adamı bizim tarafta. Attığı golle maçı 1-1'e getirdi. Erling Haaland. Neuer nasıl 6,5 aldı? İşte maçı izlemeden derece verdikleri için sadece istatistiklere bakarak ikinci rakibimiz geldi, çok hızlı geldi geçti ama Beşiktaş'ı gördüm. Galatasaray üzerine Beşiktaş'la eşleştik. Acaba Beşiktaş'ın kadrosuyla mı gelecek? Öncelikle bir rakibin kadrosuna bakalım. Beşiktaş'ın kadrosuyla gelmedi ama harika bir kadroyla geliyor. Bakıyorum da önümde futbolcu yok. Roberto Carlos'un önüne kaldı. Carlos'la gidiyoruz. Önümüzde boş alan. İçeri doğru girin. Carlos'un ortası. Cristiano Ronaldo girişine vurdu rakip kaleci. Ronaldo ile maçın başında gole yaklaştık. İçeride kimse yok. Orta yapacak da içeride kimse yok. Yukarı doğru dönsek. Orada David Beckham. Beckham kontrol edemedi ama rakipten çok büyük hata. Alır mıyız? Alamadık. Hadi be. Yapma. Cancelo. Kale boş. Cancelo'lu şutumuz. Çok uzaklardan gol. Gol geldi. Atla diyelim. 40 metreden vurdu diyelim. Boş kaleydi ama bu sefer de rakip kaleciden hata geldi. Az önceki maç bizdeki kale... Acaba Neuer mi? Onu da merak ettim şimdi. Rakip kaleciye dikkat etmemiştik. İki maçları kaleciler yaktı. Sağda gelen futbolcuya döndürmedik ama şimdi döndü. Kapu iyi ortalar yapar. Alçaktan ortası vurdurmadık. Beckham'a doğru dönelim. David Beckham. Oyuncuyu geri çekti. Koşu yapan Ronaldo. Ah, eski Ronaldo olacaktı. Orada kaptık mı? Roberto Carlos izin vermedi. Pirlo. Cristiano Ronaldo. Zico. Lionel Messi. Tekrardan Messi'ye doğru dönsek. Sağda koşu yapan futbolcumuz David Beckham. Bir dudak uçuklatan şut denesek. Sağ çaprazdan kaleci bir şey yapamaz diyecektim. Kornere çeldi. Üzerine de gelse top dönüyor. İlk yarı bitti. İstatistik ekranının gelmesi gerekiyor. Gelmedi. Burada kaldı. Rakip arkadaş büyük ihtimalle oyundan çıktı. Rakip kalecinin yaptığı büyük hatanın sonucunda 40 metreden Cancelo'yla vurduğumuz şut ağları bulmuştu. Yine bir kaleci hatası. Biz bu maçta tabii Neuer'i değil Oblak'ı kullandık. Az önceki maç Neuer formda diye kaleye aldık. Formdaki Neuer yaktı bizi. Biz bir maça daha çıkalım. Üçüncü bir maç daha oynayalım. Colorado'nun üçüncü rakibi Yücels oldu. Galatasaray takımını seçmiş bir rakibimiz var. Yücel arkadaşımızın kadrosu bu şekilde. Kenar futbolcuları gayet iyi. Yedeklerde de etkili kenar futbolcuları var. Yapma Puyol. Tekrardan Puyol araya girdi. Rakibin şutu kaleci Oblak'ta. Cancelo. David Beckham. Rakip ikili basıyor. Boşluklar veriyor. Tekrardan Beckham'a. David Beckham'la geliyoruz. Beckham'la bir orta denesek. Beckham'la ortamız. Cristiano Ronaldo'ya gelmeden. Kante. Bir çalım. Şimdi şut. Kaleci Oliver Kahn. Tecrübeli kaleci. Rahatlıkla kurtardı. Orada bir pas hatası. Kante. Kante ile falsomuz. Oliver Kahn'ı avlayamadık. Çünkü çok kötü bir şut çıkardı Kante. İkidir tehlikeli. Geliyoruz. Golü bulamadık. Sola doğru döndü. Cancelo tek pas güzel. Yine bir tek pas. Gayet iyi geldi rakip. Çok büyük boşluklar verdi dizilişimiz. Sancho'yu kenardan vurdu. Aman Oblak. Bir an Neuer olsaydı kalede yerdik diye hissediyordum. David Beckham. Kenardaki ismimiz Cancelo. Verdi pası. Cancelo'nun koşusu var. Patrick Vieira'yı geçer mi? Geçti. Cancelo geçti. İçeri doğru. Kale de boş. Boş kaleye Ronaldo'nun kafası gol. Oliver Kahn. Üçüncü denememizde Oliver Kahn'ı geçtik. Fakat Oliver Kahn kaleyi boşalttı. İlginç bir hat. Ya sürekli kalecilerden hata geliyor. Nasıl maçlar oynuyoruz biz?
Cancelo ayak koydu aldı. Paslarımız kötü. Orada nasıl geçer mi ya? Kante geçilir mi öyle? Nasıl geçti diyecektim ama Kante hemen ayıldı, orada geçirmedi. Yukarıda Carlos. Tekrardan Pedri'ye versek. Pedri. Bir fake yapalım. Yemedi rakip. Aha kazandık. Bir çalım. Bir falso. Geçmedi. Cruyff. Buralar karışabilir. Mbappe hızlı çıktı. Sancho. Ødegaard. Mbappe. Vinicius Junior çok tehlikeli ve Cancelo geçildi. Çok kötü bir şut. Vinicius Junior her şeyi çok iyi yaptı. İyi kaçtı, iyi getirdi. Ama son vuruşu çok kötüydü. Cristiano Ronaldo, Ødegaard. Savunma arkasına doğru pası. Haaland. Roberto Carlos izin verme. Cristiano Ronaldo. Çok güçlü. Carlos'un içinden geçti. Carlos hiçbir şey yapamadı. Cristiano Ronaldo'nun golüyle maç 1-1'e geldi. Daha hiçbir şey bitmedi. Bir ataklık daha, en az bir ataklık daha vaktimiz var. 87. dakikaya geldik. İyi bir santra taktiğinden golü bulabiliriz. Bir kenardan gidelim. Erling Haaland. Carlos. Pas Pedri'ye geçti. Roberto Carlos. Pedri. Ortaya veremedi. Şimdi rakibin gol için bir ataklık vakti ama kazandık. Orada bir koşu var. Pedri'ye gelmedi, kazanamadık da. Kante iyi bastırdık. Solda koşu var. Verelim Roberto Carlos'a. Carlos güzel ortada. Çıkmadı top. Ama orada çok büyük hata. Maçın son anlarında galibiyet için geldik. Bir türlü topu ayağımızda tutamadık. İyi ortalar yapamadık ve 1-1 bitti. 3 maça da baktığımızda kaleci hatalarıyla hep goller oldu. Her maçta bir kaleci hatasını gördük. Özellikle bu maçta tabii belki rakip istemeden çıkarmış da olabilir. Bundan önceki 2 maçta kalecilerden tabii oyundan kaynaklı hatalar diyebiliriz. Yapay zekanın hataları. Umarız oyundaki güncellemelerle bu hataları düzeltirler. Çünkü böyle gol yediğin zaman da insan çıldırabilir. E-futbol ligi oynasaydık belki orada büyük klasmana geçmek için son maçımızda şöyle hatalı goller yesek insan gerçekten deliye dönebilirdi. Rastgele bir takımın dizilişiyle maç oynadığımız serimizin bir bölümünü daha tamamladık. Benim çok sevmediğim dizilişlerden birisini oynadık diyebilirim. Nedense ben bu dizilişle pek etkili oynayamıyorum. Açıklı bir diziliş olsa kenarlar daha ileride olduğunda daha etkili oluyordum. Bu dizilişi bir türlü etkili bir şekilde ben şahsen kullanamıyorum ama etkili kullanan arkadaşlarımız muhakkak vardır. Dizilişlerle alakalı ve kullandığınız dizilişle ilgili yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.